Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Scratch programının arayüzünü inceleyeceğiz. Ben şu anda Scratch'in kendi web sitesinden download etmiş olduğum ve bilgisayarımda internete bağlanmama gerek olmadan bağımsız olarak çalışabilen bir versiyonunu kullanıyorum. Şu anda ekranda bu programı hangi adresten indirebileceğinizi görüyorsunuz. Şimdi sırayla size ekranda neler olduğunu anlatacağım. Gördüğünüz gibi ekranın sol tarafında hareket, görünüm, ses, olaylar, kontrol, algılama, operatörler, değişkenler ve bloklarım olmak üzere renklerle ayrıştırılmış bloklar var. Bu bloklar bizim ortada görmekte olduğunuz bu boş programlama alanında birbirlerine eklenerek programlar yaratmamızı sağlıyor. Ekranın sağ tarafında üstte grafik ekranımız var. Yani yaptığımız programların oluşturduğu görüntüler bu ekranda yer alacak hareket eden nesneleri yine bu ekranda göreceğiz. Ekranın hemen üstünde bir yeşil bayrak bulunuyor. Bir de kırmızı dur işareti bulunuyor. Yeşil bayrak yazdığımız programı çalıştırmamız için kullanılıyor. Kırmızı işaret ise programı durdurmak için kullanılıyor. Hemen altta bulunan kuklalar bölümünde şu anda kukla 1 görünüyor. Seçili olan kuklanın şeffaf görüntüsü yine programlama ekranının sağ üst köşesinde görünüyor. Kuklalar bölümüne kukla seçimi bölümünden herhangi bir kuklayı yüklememiz mümkün. Gerektiğinde dışarıdan bir e, görseli de yine kukla olarak buraya yükleyebiliriz var olan bir kuklayı var olan ve seçili durumda bulunan bir kuklayı kostümler bölümünden kukla içindeki kostümlere ulaşarak değiştirmemiz mümkün. Örneğin animasyon yaparken bu bölümü sıklıkla kullanacağız. Siz de yine ilgili videoyu izledikten sonra bu bölümde kendi kuklalarınızı çizebilirsiniz. Kuklaların kendilerine ait sesleri de oluyor. Bu seslere ulaşabilmek için de ve sesler üzerine değişiklik yapabilmek için de yine sesler kulakçığına tıklamanız gerekli. Çok sayıda e, sese ulaşmak ayrıca mümkün. Yine bir ses seç bölümünde gördüğünüz gibi çok miktarda kütüphanemizde ses var. Gerektiğinde yine siz de bir ses dosyasını buraya yükleyebilirsiniz. Yine kod bölümüne geri gelelim. Gördüğünüz gibi kuklamızın arkası beyaz. Ancak gerektiğinde sahneler bölümünde bir dekor seç butonuna tıklayarak elimizde var olan dekorlardan birini kuklanın arkasına yüklemek mümkün. Ben şimdi burada örneğin Blue Sky isimli dekoru yükledim. Gördüğünüz gibi şu anda bakın dekor seçiliyken programlama ekranının köşesinde sağ üst köşesinde bu dekorun küçültülmüş ve şeffaf görünen bir hali görünüyor ve istediğimde kuklaya tıklarsam yine aynı şekilde aynı yerde kuklayı görüyorum. E, bu şu anlama geliyor. Scratch'te programı nesneler üzerine yazıyoruz. Yani örneğin ben şu anda burada bir program yazarsam bunu kukla nesnesi üzerine yazıyorum ya da örneğin şu anda tıklamış olduğum dekor nesnesi üzerine yazıyorum. Kuklalar ya da dekorlar üzerine yazılabilen programlar birbirinden farklı olabilir. Bu durumda burada gördüğümüz sol tarafta sütun içinde gördüğümüz Program blokları da tıklamış olduğumuz nesnenin kukla ya da dekor olmasına göre farklılık gösterebilir. Yeri geldiğinde bu farklılıkları açıklamaya çalışacağım. Ancak sıklıkla programlarımızı kuklalar üzerine yazacağız. Gerektiğinde grafik ekranı büyütmek için tam ekran kontrolü butonunu kullanabiliriz. Aynı butona tekrar basmak ekranı küçültecektir. Ve program alanını büyütmek için ve geri dönmek için de hemen bitişindeki iki butonu kullanabiliriz. Program yazmaya başladığımızda eğer buradaki blokların çok küçük olduğunu düşünürseniz kenardaki büyüteçle büyütebilir veya küçültebilir veya orijinal boyutuna getirebilirsiniz. Yine sıklıkla programlarımızı yazarken eklenti ekle bölümünden ulaştığımız kalem bloklarını da kullanacağız. Eklentiler bölümünde müzik, video algılama, metinden sese, çeviri, Makey Makey, Microbit, Lego Mindstorms EV3 ve Lego Vidu 2.0 eklentilerini bulabilirsiniz. Eğer bu eklentileri kullanmanız için gerekli donanıma sahipseniz bilgisayarınıza anlatıldığı gibi bağlayarak takıp çalıştırabilirsiniz. Biz bu eğitimler sırasında sıklıkla kalem eklentisini kullanacağız. Burada oluşturduğumuz programları dosya bölümünden bilgisayarımıza kaydedebilir ya da bilgisayarımızdan geri çağırabiliriz. Yeni bir programlama ekranı açmak istediğimizde yeni seçeneğini kullanacağız. Benim anlatacaklarımdan daha fazla eğitici derse ulaşmak isterseniz eğitici dersler bölümüne bakabilirsiniz. En soldaki bu dünya işareti Scratch'in hangi dilde çalışacağını belirlememize yarıyor. Biz şu anda Türkçe olarak kullanıyoruz. Ancak gerektiğinde eğer gerekirse bir başka dilde de kullanabilirsiniz.